Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Geçen haftaki programımızda biraz tıp konuştuk, biraz sağlık sistemi konuştuk ama çok ses getirmiş. Ben onu sokakta, markette, hastanede, her yerde işittim, duydum. Tabii öyle programları çok yapmamaya çalışıyorum. Tıp dışına gitmemeye çalışıyorum ama bence de konuşulması gerekti geçen haftada. Bu çok hoş oldu. Bu manada da bence iyi bir irdelenme, iyi bir sohbet oldu. Tabii gelecek hafta yine buna benzer bir program yapacağız. Eğer mümkün olur ise ve randevularına uyar ise, ki şu anda sözleri bize var, gelecek haftada bu ekranlarda Sayın Sağlık Bakanı'nı ağırlayacağız. Tabii ki kendisiyle birlikte neleri tespit ettiğini, neleri öncelik vereceğini, bundan sonraki günlerde neler planladığını ve bir çalıştay var önümüzde. O çalıştayda neler hedeflediğini konuşmaya çalışacağız. Tabii ki bu hafta içerisinde umut ederim bir aksilik olmaz ve gelecek hafta sizlerle birlikte tıp ama sistemin tıpını konuşacağız. Tıpın sistemini konuşacağız. İnşallah Allah sağlık verirse ve her şey yolunda gider ise. Tabii ki bu hafta benim için çok daha farklı, çok daha güzel bir konu. Çünkü sevgili enfeksiyon uzmanı, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanı bir arkadaşım bizlerle birlikte. Kendisi geçmiş günlerde Biyologlar Derneği'nin sunmuş olduğu bir panelde çok güzel bir konuşma yaptı. Zaten biz kendileriyle çok uzun süredir bu konuları konuşuyoruz ama bu akşam antibiyotik kullanımını konuşacağız. Gereksiz yere antibiyotik kullanımı, ilaç kullanımı, şöyle aspirin gibi eve gidip attığımız antibiyotiğin aslında sadece atmakla değil ne işe yarayıp ne işi de bozduğunu konuşacağız. Aslında peynir ekmek gibi antibiyotik kullanıyoruz Kuzey Kıbrıs'ta. Bence ondan da daha öte ama biraz sonra onları konuşacak sevgili Nesil Bayraktar. Kendisi klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Ama sadece bu kadarla kalmayacağız. Okullarımızı da konuşacağız. El temizliğini konuşacağız. Bizde el yıkama dediğiniz şöyle elin suyun altına koyarsınız, çıkarırsınız biter. İşte öyle olmuyor. Nasıl bulaşıcı hastalıklardan korunacağız? Nasıl el yıkayacağız? Onları konuşacağız sizlerle birlikte. Ve acaba bu yıl grip salgını var mı? Her yıl bir grip salgını çıkıyor. Kuş gribi geldi, domuz gribi vardı. Acaba bu yıl hangi grip bekleniyor? Gerçekten öyle bir salgın var mı? Endişe edecek bir durum var mı? Nedir bu konuyla ilgili bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağız ve dinleyeceğiz. Bakalım neler aktaracak bizlere. Efendim, neden biz geciktik biraz derseniz, sevgili haber masası benden önce konuğumu yakaladı efendim ve habere de taşımak istedi. Tabii ki sevgili haber masasına bir şey diyemedik. Bu sebeple biraz geç girdik ama merak etmeyin, süremiz uzun. Kendisiyle biz uzun sohbet yapacağız. Evet, ben sizin huzurunuzda öncelikle sevgili Nesil'e hoş geldin diyorum. Nasılsın, iyi misin sevgili Nesil? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Geçenlerde çok güzel bir konuşma yaptın. Biyologlar Derneği'nin sunmuş olduğu, hazırlamış olduğu bir panel idi. Gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili ve akılcı antibiyotik kullanımı demiştin galiba. Evet, akıllı. Evet, öyle şeyler söyledin ki aklın hayalin durur demesi var. Tabii ki insanlarımız orada kısıtlı sayıda insanımız vardı. Zaten panellerde kısıtlı sayıda insanlar olur. Ama şu anda bizi Kuzey Kıbrıs'ta birçok insan izliyor. Ve bu birçok insana da senin aracılığında ben çok şey iletmek istiyorum. Güçlü konuşmanı istiyorum. Bu güçlü konuşmayla sevgili Ömer yönetmenimiz zorlanmasın sesini taşımakta. Böyle güçlü konuş, onlara aktar bakalım neler olacak az sonra. Ama önce seni tanıyalım. Kimdir Nesil Bayraktar? Nasıl enfeksiyon hastalıklar uzmanı olunuyor? Neler yapılıyor? Nasıl okunuyor? Bir bunları konuşalım ve sonra da biraz okullarımızdan ve genel hijyen önlemlerinden bahsedelim. Kimdir Nesil Bayraktar efendim? 99 yılında Uludağ Üniversitesi'nde tıp fakültesine başladım. 2005 yılında bitirdim. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanlığıma başladım. 5 yıllık bir uzmanlık süreciydi. Bunun özellikle yaklaşık 2 yılı mikrobiyoloji üzerine eğitim alarak geçti. Bunun üzerine de enfeksiyon ya epey uzun bir yıl olmuş yani. Hı hı. Enfeksiyon hastalıklarında. Birçok ana bilim dalı uzmanlık süreleri kısaltılırken genel cerrahi, plastik cerrahisi,
Bunlar kısaltıldı. Ancak enfeksiyon hastalıkları artışı nedeniyle ve ihtiyaç nedeniyle ve eğitim süresinin ne yazık ki kısaltılması eğitimi eksik bırakacağı için kısaltılmadı. Bu anlamda enfeksiyon hastalıkları hala daha 5 yıl uzmanlığı. Çok da güzel bir dalda eğitim almışsın. Neyi içeriyor sevgili Nesil bu enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı? Yani hangi konuları direkt içerisinde barındırıyor? Uzmanlık alanı içerisinde poliklinikte gördüğünüz vakalar genellikle hangi vakalar oluyor? Çünkü insanımız bilmiyor. Yani iç hastalıklar uzmanlığı var, işte dahiliyeci. Ben dahiliyeciye giderim. Ne bileyim bir cerrah vardır, eli bıçak tutar. Kadın doğumcu malum, çocukçu malum. Ama enfeksiyon hastalıklar nedir? Yani neyle uğraşıyorsunuz? Aslında siz çok şeyle uğraşıyorsunuz. Mutfakta ter döküyorsunuz. Bir hastaneyi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz falan falan. Ben bunları çok söyleyeceğim ama sen ne nasıl açıklarsın kendi dalını? Benim senden ricam bu. Sevgili Ömer de bize galiba bir mikrofon taşıyacak. Getir getir, sorun yok. Evet, seni dinleyelim sevgili arkadaş. Buyur. Enfeksiyon hastalıkları her şeyden önce ateşli hastalıklarla ilgilenir. Ve mikropların neden olduğu özellikle ateşli hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklarla ilgilenir. Evet. Polikliniğimizde itiraf yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar başı çekiyor şu an. Adamızda da benim beklediğimin çok daha üstünde çıktı açıkçası. Bunun dışında cerrahi alan enfeksiyonları, yani operasyon sonrası gelişebilecek enfeksiyonlar, yine bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde gelişen enfeksiyonlar bizim alanımızda yer alıyor. Bu tabii Türkiye'de ve diğer ülkelerde ekip işi olduğu için, multidisipliner yaklaşım söz konusu olduğu için çok daha geniş bir çalışma alanımız var. Ancak adada henüz özellikle antibiyotik kullanım konusunda gerekli deneyime belki sahibiz ama bilgiye sahip olduğumuzdan çok emin değilim. Biraz sonra konuşacağız efendim, biraz sonra konuşacağız. Siz hastaneyi ayakta tutuyorsunuz, hastane enfeksiyon kontrolünü yapıyorsunuz, dirençli mikroplarla uğraşıyorsunuz, ilaçları sınırlamaya çalışıyorsunuz, akılcı antibiyotik öğretiyorsunuz, tüberkülozla bu memlekette mücadele ediyorsunuz, cinsel hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyorsunuz, bir sürü işler yapıyorsunuz. Onları teker teker konuşalım, Allah kolaylık versin. Ama önce ben önce istersen biraz okullara gidelim. Çünkü şimdi okullarımız açıldı ve bulaşıcı hastalıklar çok. Doğal olarak da bir el temizliğiniz var sizinki, çok önemli. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Hapşırırken, öksürürken nasıl davranacağımızı öğretmek lazım. Herkes grip salgını başlayınca öksürükleri öğreniyor nasıl olacağını, el yıkayacağını ama onu geçtikten sonra gene eski hale geliyor. Babadan kalma yöntemler ortaya çıkıyor. Nedir efendim bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili bizim koruyucu anlamda yapabileceklerimiz? Okullarda, gerek hastanelerde, el temizliğinden tutun hapşırmaya kadar veya çevre temizliğine kadar neler söyleyebilirsin? Öncelikle okullarda belirli periyotlarda el hijyeniyle ilgili eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bizim okullarımızda, devlet okullarımızda. Elbette ki çocuklar evlerinde belli bir tuvalet eğitimi, el hijyeni eğitimi elbette annelerinden, babalarından alıyorlar. Ancak okul anne ve babanın olmadığı bir alandır ve çocukların daha kolay kaçamak yapabilecekleri alanlardır. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda, ilkokul birlerde özellikle, el yıkamanın çok daha sık periyotlarda nasıl yapıldığını öğretilmesi gerekiyor. Bunun dışında tuvalet eğitimi çocuklarda çok önemlidir. Ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamamalarının sonuçlarını özellikle öğretmenlerinden tekrar tekrar duymaları gerekiyor. Ve tabii ki bu ailelere de bildirilmeli. Yani evde de bunun devamı olmalıdır. Bu temel yapılması gereken bir şey. Kaldı ki okullarımızda çocukların suya ve sabuna ulaşması çok önemli. Yani çocuk 90 santimli, 101 metrelik bir çocuğun 1,5 metrelik bir lavaboya ulaşması mümkün gibi değil. Problemleri de çözülmesi gerekiyor. Fiziksel yapı da çözülmesi lazım. Çünkü çocuğa zaten çok da hoşlanmayacağı bir şey, oyundan çalacağı bir zamanı vermek istiyoruz ve bunu bir de fiziki olarak zorlarsak yapmayacaktır.
Ne önemi var? Niçin el temizliği önemli? Ve nasıl el temizliği yapılması lazım? Yani elini yıkamadığı zaman hadi tuvaletten çıktıktan sonra yıkıyor varsayalım. Ama gün içerisinde de siz her noktaya elini evet. attığında da yıkamasını istiyorsunuz. Ya bu çok önemli değil mi yani sevgili Nesil? Ya ne olacak yıkamazsam? Ya ben şimdi hastaya çıktım, hastadan baktım, diğer hastaya geçtim, elimi yıkamadım. Hop öteki hastaya da daldım ya. Bir şey olur mu ya Allah aşkına? Olur mu arkadaş? Kesinlikle olur. Evet. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir hastadan diğerine geçerken özellikle el yıkamaktan bahsediyorsak o hastanın dirençli veya doğal mikrobunu diğer hastaya %100 aktarırız. Ve eğer o hasta yani konak olarak kabul edersek eğer o hasta yani konağımız bu mikroorganizmaya duyarlıysa hastalık gelişme olasılığı çok yüksek. Evet. Bu sokaktaki birey için elbette ki daha düşüktür ama bu hastane ortamı için eğer konuşuyorsak çok yüksek. Evet. Toplum için konuşuyorsak veya toplu yaşam alanları için konuşuyorsak salgından söz etmemiz mümkün. Tuvaletten çıkınca el yıkamayı eğer düzgün yapmadığımızda çocukların birbiri arasında bile sadece el temasıyla ishal aktarabileceğini biliyoruz. Ve şu anda çok sağlam. Kesinlikle. Evet. Altını temizliyor çocuğun anne. Elini yıkamıyor. Geçip sonra eşine elini sıkıyor. Veya karşıdaki çocuğun yanağından çimdik alıyor. Çok hızlı yayılıyor bu şekilde. Çok hızlı yayılıyor değil mi? Bir el temizliği ama önemli. Evet, tabii. Bir el temizliği nasıl olmalı sence? Yani nasıl en güzel el temizliği olmalı? Her şeyden önce su sabunun yerini hiçbir şey tutmuyor. Önce evet. onu bir yere koyalım. Yani bilinen el dezenfektanları, ıslak mendiller hiç yoksa evet. evet. Ama öncelikli olarak su sabun. Su sabun. Ve kesinlikle. 20 saniyeden kısa olan el yıkamalarının çok bir etkinliği yok. Yani sokun elinizi çıkarma olmuyor o iş. Ne yazık ki. Keşke olan ürünleri üretebilseler. Ama o zaman da onların da cilde zarar söz konusu oluyor. Bu yüzden bizim için önemli olan 20 saniyeden kısa olmayan parmak aralarını, tırnak diplerini içeren bir temizlikten bahsediyoruz. En fazla atlanan budur ne yazık ki. Özellikle baş parmak ve diğer parmak araları mikropların en fazla yoğun durduğu yer. Çünkü nem en fazla orada. Baş parmak anatomi nedeniyle en az yıkanan parmak aslında. Bu yüzden ve buna rağmen en sık kullandığımız parmaklarımızdan Tabii. biri. Bu yüzden el yıkamak dediğimizde temelde bunları düşünmek lazım. Parmak araları, tırnak dipleri ve baş parmak mutlaka önemsenmeli ve 20 saniyeden kısa tutulmamalı. Ve kullanılan ürüne mutlaka dikkat etmeliyiz. Evet şu an ticari olarak %99'a kadar temizlerim diyen ürünle %98 temizlerin ürün arasında mucizevi bir fark yok. O yüzden hani pahalı bir ürüne gitmeye de gerek yok aslında. Doğru dürüst temizlik zaman. Zaman. Zaman ve düzgün mekanik temizleme bu kadar. Alışkanlık aslında. Yani. Ama ne yazık ki bu alışkanlık biz çok basit gibi konuşuyoruz ama büyüklerde bile çok bazılarında yok efendim yani enteresan durum. Ne yazık ki. Yani peki nasıl hapşırmalıyız? Veya öksürmeliyiz? Avuç içimiz olmayacağı kesin. Evet. Öncelikle buradan abi başlamak gerekiyor. Ya, sevgili nesil bu akşam hep sana muhalefet ediyorum. Ya. Avucumuza hapşırsak olmaz mı ya? Ne avucumuzu hapşırdıktan sonra birazdan el sıkışacağımızı düşünecek olursak ve o arada elimizi yıkamayacağımızı çok sağlıklı olmayacaktır. Evet. Bu yüzden önerilen şudur. Dirseğin iç yüzüne yani ön kolun iç yüzüne doğru şöyle bir pozisyonda hapşırılması. Neden? Çünkü en az temas ettiğimiz alan aslında. Evet. Ve bir başkasında en az dokunduğu bölgelerdir gün içerisindeki fonksiyonel hayatımızda. Bu yüzden öksürürken ve hapşırırken önemsenen şey sık temas ettiğiniz yerlere değil. Tabii ki mendil kullanımını tercih ederdik. Evet. Tabii ki düzenli maske kullanımını tercih ederdik. Ancak bunlar günlük işlevsel hayatımıza çok kolay değil. Kaçımızın mendili var cebinde diye düşünmek lazım. Evet. Bir hapşırdığında bir virüsün veya bir mikrobun kilometrelerce hızla ağızdan atıldığını söylüyor. 180 kilometre hızla atılıyor. Evet, 180 kilometre hızla. Yani siz mutfakta hapşırdığınızda veya öksürdüğünüzde yemeklerin içerisinde 180 kilometre hızla bakteri atıyor. O yüzden tam da en içine kadar girebiliyor. Mekanik bir kuvvet olduğunu düşünün. Yani 180 kilometre hızla giden bir arabanın evet. bir duvara çarptığını düşünün. Enteresan. Yani yemek... Yani kekin içerisine çok rahat girebilir. Kekin içine girebilir. Var. Çok rahat. Ve orada da mikrop sonra ürer. O hapşırdı, o öksürdü. Sen de onu yersin. Ya Allah bismillah sonra... Bu ilginç algıyı da kaldırmak isterim. Hani keki işte 180 derecede pişirdim. Evet. 180 derecede
yaşayacak mikrop mu var? Eğer siz kekin içinde bırakırsanız onu yaşar. Ay, enteresan. Yüzeyde bahsedersek evet, ama içine ulaşmıyor 180 derece. Bu da güzel. Bu da güzel. O yüzden o ayrımın farkına varmak lazım. Yani pişirdik zaten, ne olacak? Hiçbir şey olmuyor. Onda içerisine girse bile, hı-hı, içerisine orada yaşayabiliyor. Neticede şöyle söyleyeyim, şekerli bir ortam, hı-hı, oluyor ve neticede sıkıntılı bir ortam içerisinde, hı-hı, tekrar üreyebiliyor. Enteresan. Peki okulda hapşırıldığında ne oluyor? Okulda hapşırıldığında salgın oluyor. Özellikle arka sıradaki çocuğun ön sıraya doğru hapşırması demek, ortadaki 4-5 çocuğun 5-6 gün sonra hasta olarak sınıfa geri döneceğini veya dönmeyeceğini biliyoruz. Peki ateşli o çocukların kreşte veya okulda bırakılıp anne ve babaların evlerini almaması iyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey değildir. Evet. Ne çünkü olacak yani? Ne oluyor? Onların evi işte orası. Hapşursun, öksürsün falan, feslek yani. Ne diyorsun bu işe arkadaşlar? Şimdi öncelikle çocukların okulda eğer ateşi şekilde ben bırakırsa... Ben sen marifet değilim nesil bu arada. Biliyorum. Bana sordukları soruları sana sormaya çalışıyorum. Anlıyorum. Evet. Öncelikle çocuklar eğer ateşi şekilde olduklarında okulda, bir zaten algıları yeterince açık değildir. Yani okul kendi fonksiyonunu zaten görmeyecek. İkincisi, bu çocuklar okulda diğer çocukları hasta edecek. Ve bu diğer çocuklar ebeveynlerini de hasta edebilir. Ya, hepsi ishal, hepsi kusma, ya, hepsi öksürük, aksırık. Yani tek bir çocuktan tüm okulu veya erişkinleri de içine alacak küçük salgınlarla siz de bilirsiniz abi, oldukça sık karşılaşıyoruz zaten. Evet. Bu anlamda evde izolasyon kavramını bizim oturtmamız gerekiyor aslında. Gerek çocuk için, gerek erişkin için. Enteresan şeyler söylüyorsun sevgili nesil, ama ülkemizde bunlara ne kadar uyulur ben onu bilmiyorum. Şöyle bir etrafınıza bakın, hapşıran, öksüren nasıl öksürür, nasıl hapşırır, nerede nasıl hapşırır, yemekte mi hapşırır yoksa restoranda mı hapşırır, öksürür. Tabii böyle bir enteresan durum var, çok dikkat ettiğimizi zannetmiyorum bu konulara. Hadi bunu bir tarafa geçelim, şimdi iyicene kızacak izleyenler beni, ben bir konuya daha endişe ediyorum. Sevgili evlenen çiftler. Şimdi sevgili evlenen çiftler 3000 kişi öpüyorlar efendim. Evet. Evet. Şimdi ben gittiğimde şöyle uzaktan duruyorum. Şöyle öpmemeye çalışıyorum ama tabii eşlerden kurtulabilirsem, gençlerden, anne ve baba kurtulmak mümkün değil. Doktorum diye şefkatli kollarına beni sarıyor ve öpüşüyoruz efendim. Şimdi öpmek güzel bir şey olabilir ama 10 yıldır Kuzey Kıbrıs'tayım. Çocuklar arasında yaklaşık 187 tane, 189 tane yanılmıyorsam öpücük hastalığı gördüm. Ya Epstein-Barr virüs dediğimiz enfeksiyoz mononükleozis. Bu daha bizim bildiğimiz, ismi de üstünde olan öpücük hastalığı. Ama sen sayısız görmüşsündür büyüklerde, erişkinlerde. Şimdi söyleyeceksin belki ama ne diyorsun bu öpüşme olayımıza bizim? Mümkünse gereksiz yere öpüşmeyelim diyerek başlayabilirim. Çünkü biz de şimdi Akdeniz ülkesi olduğumuz için, evet, iletişim şekli daha ziyade dokunarak ve bir daha ileri aşaması adada olduğumuz için öpüşerek. Bu kaçınılmaz. Bu kaçınılmaz, evet. Yani tabii ki temennimiz mümkün olduğunca hani bu şekildeki temaslardan uzak durulması. Ancak dediğiniz gibi düğünler, tebrikler ve benzeri, biz karşılaştığımızda da öpüşen bir toplum haline dönüştük zaten. Evet, öyle oldu. O yüzden bu anlamda bunun zararlı olabileceğini anlatmak çok zor. Çünkü sosyal iletişim yöntemi halinde aslında. Evet, ne yazık ki. Burada devam etmeni isterim tabii de, bir de bizim gibi doktorları öpmek onlar açısından riskli. Keşke anlatabilsek. Yani şimdi biz maske takıyoruz hasta geldiğinde. Maskeyle mi muayene etmeye çalışıyoruz küçük bebeği? Tabii yeni gelen hasta, daha önce sizi bilmeyen hasta, bunu daha önce sizden duymamış hasta, hemen eşine diyor ki ya benim çocukta ne var ki bu doktor hemen maske taktı. Arkadaş, senin çocuğunu korumak için ben takıyorum ki senin çocuğuna benden bir şey geçmesin. Ben hastanede çalışıyorum, hastalarla iç içeyim. Benim boğazım iyi bir boğaz değil mübarek yani. Ama neticede ben kendi hijyenimi son derece iyi korumaya çalışıyorum. Elimi yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, ağız bakımıma iyi bakıyorum, burnuma serum fizyolojimi sıkıyorum ama yine de küçük 2 günlük bebek, 3 günlük bebek yaklaşırken bir arkadaş, temizin de temizini yaklaşmak gerekiyor. Onun için maske takmak önemli. Yani bir başka hastadan alıp da ona götürebilirsiniz bile. Bunu bile anlatmakta zorlanıyoruz. Düğünlerde buna hiç bakmıyor düğün sahipleri. Sizi öpüyor efendim orada. Biz de kaçmaya çalışıyoruz. Onlar da zannediyorlar ki kendilerinden kaçıyoruz. Hadi bizden sizi korumaya çalışıyoruz. Bunu anlatmak da çok zor. Çünkü sağlık personeli ister istemez taşıyor. Ne kadar taşımaz da deseniz. Ben kendi çocuğuma, sevgili nesil, menenjit mikrobunu taşıdım. Düşünün. Bakın, kendi çocuğumu hastaneden alıp götürdüm. O kadar önlemime rağmen gitti.
Kesinlikle. Hiç unutmuyorum. Bir hastayla mücadele ediyorduk. İki gün sonra aynı bulguları sevgili kızımda gördüm. Ve hemen müdahale ettik. Tabii bu ne yazık ki böyle. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Tabii doktorluğun ulvi bir meslek, onurlu bir meslek olduğunun da altını çiziyorum. Çünkü riskle uğraşıyor. Hem kendi riske giriyor, hem ailesi riske giriyor. Toplum da onları görerek bir manada kendilerine bir daha farklı yaşam tarzı benimsemesi lazım. Gerek öpüşme açısından, gerek öksürme, hapşırma, burun temizliği çok önemli. Yani şimdi burnunu silip de elinde kalmaması lazım geliyor. Onu lavaboya gidip burnunu temizlemesi lazım geliyor. Hapşırdığında karşıdaki insanın yüzüne 180 kilometre senin söylediğin gibi virüsü böyle yaydı. Kekin içine bile girdiği, ne bileyim yemeklerin içerisinde bile olduğu, restoranda bir uçtan bir uca gidebildiği, anlatabildim mi? Ve sınıflarda da o sınıfın içerisine dağın dağın dağıldığını bilmek gerekiyor. Özellikle havasız ve kapalı bir ortamda ise kış aylarında. Evet, ben bu kadar bunu bahsedelim de seninle birlikte antibiyotik diyelim efendim. Çünkü ben asıl konu bu. Nedir bu antibiyotik? Sen her yerde antibiyotik antibiyotik diyorsun. Alıp ağzımıza bir tane atsak olmaz mı? Ne işe yarıyor sevgili nesil antibiyotikler? Öncelikle antibiyotik çok genel bir başlık aslında. Bildiğimiz üzere mikroplar, bakteri, virüs ve genel anlamda parazitler olarak sınıflarsak antibiyotik bunların herhangi birinin yaşamını durduracak veya üremesini durduracak nitelikteki ilaçların bütünü aslında. Antibiyotik dediğimizde bizim halkımızın bildiği antibakteriyeller aslında. Kimse gidip de antiviral bir ilacı satın almıyor aslında. Ama onlar çok az değil mi? Çok az. Ağızdan alınabilenleri en azından son derece kısıtlı. Virüs ve mikrop farkı nedir? Onu da senden almak istiyorum. Virüs bir mikroptur. Mikrop, bakteri, virüs ve parazitlerin ve diğer mikroorganizmaların genel adı. Genel adı. Virüs bakteriden tabii ki farklıdır. Bakteri tabii ki parazitten farklıdır. Ve üç farklı mikroorganizmaya etkin ilaçlardan bahsediyoruz. Evet. Genel başlığı olarak antibiyotiktir bunlar. Evet. Ama biz genelde halkın kullandığı, gidip satın aldığı veya hekimlerin en yaygın kullandığı antibakteriyellerdir. Yani bakteriye karşı etkili. Bakteri mikrobuna diyelim. Bakteri mikrobuna, evet. Örnek göster bize. Yani virüsler hangi hastalıkları yaparlar daha iyi? Virüsler ishal de yapabilir, solunum yolu enfeksiyonları da yapabilir. Karaciğere etkili virüsler var yine. Hepatit de yapabilir. Burada önemli olan durum şu, virüslerin en sık yaptıkları, yani biz antibiyotiğe iten hastalıkları solunum yolu enfeksiyonları aslında. Yani öksürüğü yapabilir, balgam yapabilir, burun akıntısı, gözlerde yaşarma, geniz akıntısı, evet balgamla ve yüksek ateşle seyreden akciğer enfeksiyonları yapabilir. Ve bunlar son derece yaygındır ve antibiyotik içtim de geçmediğinin cevabı aslında. Aslında virüs. Yani virüsler bakterilerden, bakteri mikrobundan çok daha salgın. Kesinlikle. Çok daha fazla görülüyor. Ve antibiyotikler buna etki etmiyor. Kesinlikle. Diyorsun bizim bildiğimiz antibakteriyel yani olarak bunlara etki etmiyor. Yani grip için antibiyotik alınması abes oluyor. Kesinlikle. Peki sevgili Ömer oradan yırtınıyor, şimdi ara vermem lazım. Ben burada virgül koyayım. Çünkü çok önemli bir konuya gireceğiz ikinci bölümde. Seninle birlikte bu virüs mikrop ayrımı nedir? Antibiyotik olarak bizim bildiğimiz eczanelerden gidip reçetesiz satın aldığımız ve aspirin gibi kullandığımız ajanların enteresandır sevgili nesil. Çocuk hasta, baba diyor ki bana da bir şey söyle alayım diyor. Doktora git diyor. Yok doktora gitmeyeyim diyor. İşte bir şeycik alayım kullanayım diyor. Efendim biz bu akşam çok eğleneceğiz. Çünkü sevgili Nesil Bayraktar'la birlikte antibiyotikleri ve bulaşıcı hastalıkları konuşacağız. Birinci bölümde ben fazla konuştum ama ikinci bölümde söz o fazla konuşacak. Çünkü antibiyotik diyecek, grip diyecek, mikrop virüs farkı diyecek ve cinsel yola bulaşılan hastalıklardan da bahsedecek ki Kuzey Kıbrıs'ta ne yazık ki büyük bir sorun, konuşmuyoruz ama onu. Efendim kısa bir ara, bu aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Efendim tekrardan iyi akşamlar. Tıp Dünyası programı sizlerle birlikte bu akşam sevgili Nesil Bayraktar arkadaşımızı ağırlıyor. Kendisi klinik mikrobiyolog ve enfeksiyon hastalıklar uzmanı. Tabii bu akşam konuğumuzla beraber ilk konuğa başladığımızda çok güzel konular konuştuk. Neler konuştuk? Hapşırık, öksürükler dedik. Nasıl öksürürsünüz? Nasıl öksürmeliyiz? Bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunmalıyız? Nasıl el temizliği yapmalıyız? Onu söyledi. Ve benim için çok çarpıcı olanı tekrarlayayım sizlerle. Bir hapşırmakla veya öksürmek 180 kilometre hızla bir virüsü atabiliyoruz efendim.
Yani kekin içine dahi girebiliyor. Düşünün, yani siz bir öksürdünüz restoranda, mutfakta veya hapşırdınız, 180 kilometre hızla kekin içine ektiniz, sonra getirdiniz, bize servis ettiniz. Hepimiz hasta olduk efendim. Geçmiş olsun. Onun için nasıl hapşırmamız gerektiğini, elimizi ağzımıza değil, nasıl böyle dirsek içerisine koymamız gerektiğini, ele koyarsak biraz sonra da el sıkışacağız çünkü oradan da geçecek. El temizliğinin en az 20 saniye olması gerektiğini ve el araların dikkatli temizlenmesi gerektiğini ve baş parmağı unutmamak gerektiğini konuştuk. Okullarda ateşli çocuk bırakılmaması, anne babaların onları alması, el temizliğine dikkat edilmesi ve öksürürken, hapşırırken üslupla yapmamız gerektiğini anlattı. Ve bir de öpüşmeye bahsetti ki bizi çok öpüşüyoruz efendim. Yani düğünlerde Allah gelin ve damatı sakısın, herkes gelen giden onları öpüyor. Onlar riskli, biz değiliz aslında. Bu manada da öpüşmeden el sıkışsak daha güzel olur diye konuştuk. Bu da bir dilekti. Ve ikinci bölümde antibiyotikleri konuştuk. Nedir virüsler, nedir mikroplar konuşacağız diye başladık. Ve şimdi kendisine ben sözü vereceğim. Çünkü aspirin gibi antibiyotik kullanıyoruz ki bir sürü dirençli mikroorganizma gelişti efendim. Gazetelerde çıkıyor. Filanca serviste, Türkiye'deki filanca hastanede dirençli bir mikrop. İnsanlar ölüyor. Antibiyotikler etki etmiyor. Kuzey Kıbrıs'ta da aman dirençli bir mikrop göründü. Şunu kapatalım, şunu temizleyelim. Bu dirençli mikropları kim yaratıyor acaba? Hadi bunları konuşalım. Evet sevgili nesil. Nedir mikrop da virüs? Onu bahsettin, söyledin. Virüs başka dedin, mikrop veya işte bakteri başka dedin. Bakteri bizim bildiğimiz mikrop anlamında insanların hep kullandığı bakteri mikrobu olarak geçen bir hadise. Ve antibiyotiklerin şu eczanelerden alınan, gidip bizim kullandığımız fazlaca da aspirin gibi de reçete edilen grubunda bu bakterilere etki ettiğini söyledin. Virüslere bunların etkisi olmadığını söyledin. Neden? Çünkü antibakteriyeller bakteri mikrobunu öldürmeye yönelik üretilmiş ilaçlardır. Virüslerin yapısı bakterilerden son derece farklı olduğu için antibakteriyel bir ilacın virüse hiçbir etkinliği yoktur. Yani silgisiz bir kalemi silmeye benzer. Ya da tükenmez kalemin yaptığını silgiyle çıkarmaya çalışmak çıkmaz. Gibi. Mümkün değil. Yani öksürük, aksırık, tıksırık gibi grip hastalarında antibiyotik kullanımı uygun değil. Kaldı ki virüsün daha hızlı çoğalmasını sağlar ortamdaki bakterileri. İşe yarayacak bakterileri biz antibiyotik alarak yok ettiğimiz için virüsün üremesine meydan sağlıyoruz. Ne demek ya işe yarayan bakteri? Ya ne demek? Bizim vücudumuzda işe yarayan bakteri mi var? Yani nasıl bir şey sevgili nesil bu? Flora kavramı diye bir anlayışımız var. Şöyle cildimizde, boğazımızda, cinsel organların belli bir bölgesine kadar, yine kulak içlerinde, burunda belli bir bakteri popülasyonu grubu var. Yine bağırsak içerisinde belli bir bakteri miktarı var. Ve bu bakterilerin kendi dengeleri söz konusu. Bu dengeyi sağladığı zaman vücut bütünlüğünü koruyabiliyoruz. Aha. Yani eğer bağırsaktaki bakteri azalırsa ishal oluruz. Çoğalırsa gene ishal oluruz. Ne kadar enteresan. Ciltteki bakteri artarsa koku yapar, yara yapar. Azalırsa cilt bütünlüğü bozulur, enfeksiyona açık hale gelir. Biz mikroplara bağımlı yaşıyoruz yani bakterilere. Aynen öyle. Beraber yaşıyoruz. Kesinlikle. Onları bozmamamız gerekiyor. Bu yüzden gereksiz antibiyotik kullanmamak gerekiyor aslında. Antibiyotik alırsak bunları bozuyoruz. Kesinlikle. Virüs hastalıkları da kendilerine fırsat bilip yürüyorlar. Çünkü o bakterilerin oradaki varlığı virüslerin ve mantarların ve diğer parazitlerin girişini engellemek üzere kurulmuş aslında. Bize yardımcı oluyorlar yani onlar. Kesinlikle. Peki reçete yazmayan doktor iyi doktor olur mu ya? Nasıl olur? Yani Allah aşkına şimdi ben sana geldim ya. Dedim ki hastayım ben. Tamam. Sen de Kudret abi git evine de bu hastalık antibiyotik istemez dediğinde ben eve giderim. Hanıma derim ki ya ne biçim doktora gittim ya. Bir reçete bile vermedi bana. Bir antibiyotikçik verse de içseydim olmaz mıydı? Deniyor mu böyle? Kesinlikle. Hatta reçeteyi verirsiniz işte aslında kliniğinin düzelmesi. Yani semptomlarını gidermek üzere. O hastalık evresini daha hafif geçirmesini sağlamak için. Verilen reçete de sorar hasta. Burada antibiyotik var mı? Yok. Neden yok? Neden yok? Bunu açıklamak gerekiyor ister istemez. Hastaya tekrar sizinki aslında viral bir şey ve
bizim size yazabileceğimiz ilaçlar aslında bunu etkilemiyor. Tam tersi hastalığınızın daha geç iyileşmesine neden oluyor. Evet, viral hastalıklarda antibiyotik verdiğimiz bir hasta popülasyonu var. Ancak bu hastalarında hekime başvurmadan genel geçer aldığı antibiyotikler de zaten işe yaramıyor. Aynen öyle. Onlar kanserli çocuklar veya bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler. Özel insanlar onlar. Ama sokaktaki vatandaş değil. Kesinlikle değil. Peki ya sen antibiyotiği gidip de kendi başına eczaneden aldığını varsayalım. İki gün sonra da ateşi düştü ve antibiyotiği iki gün kullandı. Üç güne ne gerek var? Olur mu böyle bir şey mesela? Bunlar nasıl kullanım şekli? İyi değil mi bunlar? Yani aslında masraf etmiyorsun, söyle ismi, boşuna para vermiyorsun, iki gün kullanıyorsun, her şey geçti, at çöpe gitsin. Şimdi öncelikle şöyle açıklayabilirim. Antibiyotik almadan benim ateşim düşmüyor diye bir kavram var. Öyle mi? Yani bu, erişkinlerde bak bunu duymadım. Çocuk. Bu çok şey, ben antibiyotik almazsam iyileşmem denir. Burada aslında espri şöyle. Hasta üç gün zaten viral enfeksiyonla enfektedir. Üçüncü günde geçmediği için bu kanaate varır. Der ki ben antibiyotik almasam iyileşmeyeceğim. Eczaneye gider, ilacı alır, iki gün kullanır. Toplamda hastalık süresi zaten 5-7 gün. Yani hasta kendiliğinden iyileşecek zaten 5. günde. Evet. Arada antibiyotik kullanmış olmasının hiçbir katkısı yok. Kaldı ki o iki gün kullanmasının çok ciddi zararı var. Çünkü o iki günlük kullanım bakteriye benim böyle bir silahım var. Haberin olsun, bir sonrakinde sen hazırlıklı ol. Vay. Bu sinyali veriyor aslında. Ve direnç kazandırıyoruz. Gelen sefere biz o iki gün kullandığımız antibiyotikle zaten iyileşmeyeceğiz eğer gerçekten o bakteriye hasta olursak. Yazık. Hem kendimiz direnç kazandırıyoruz, silahımızı gösteriyoruz. Hem iyi huylu mikroplarımızı, floramızı bozuyoruz. Ne kadar enteresan. Kendi kendimizi intihar ediyoruz. Bunun bireyseldeki yarattığı sorun bu. Bir de karşı taraf, yani topluma yarattığı bir sorun var. İnsanlar önce toplumu düşünmüyorlar sevgili nesil. Onu da konuşmanı isteyeceğim şimdi, ona gelecektim. Önce bireyseli anlatmaya çalışayım ki insanlar bireysellikten topluma gidelim. Yoksa toplumu düşünün de işte direnç kazanmasın mikroplar, bu antibiyotikleri kullanmayın dediğim zaman senin dediğin gibi ortaya çıkıyor. Diyor ki iyi de benim ateşim düşmüyor ki antibiyotiksiz. Ama kendine yaptığı zarara dikkat etmiyor. O da çok büyük bir boyut. Peki nedir toplumsal zararı? Bendeki dirençli mikrop evet, gerçekten hastalığı oluştuğunda ölümcül seyredecek bireylere bulaşıyor. Amanın. Bu çok kötü. Daha ziyade bu bireyler ben toplumdan aldım diye hastaneye geliyor. Ve biz bilemiyoruz. Dirençli mikropla mı yoksa toplum kökenli gayet duyarlı bir mikropla mı enfekte olduğunu ayırt etmek en az 3 günümüzü alabilir. Bu o hasta için çok uzun bir süre. Özellikle kanser vakaları için, ki aktif kemoterapi alan, romatizması için steroid kullanan vakalar için çok değerli. Alerjisi bu yüzden bu yüzden eğer bendeki dirençli mikrop sadece beni hasta etmekle kalsa tamam. Ama bir başkasını öldürebilir. Hastalıktan daha da ileriye gidiyoruz orada. Aslında bu bir cinayet ya. Vallahi. Ne oldu geçenlerde bir dirençli mikrop için bir alarm verdiniz? Hastane mikrobu dediniz. Ya bir de hastanede özel mikroplar mı var? Ya biz hekimler de galiba biraz düşünmeden mi kullanıyoruz efendim? Yani bunun için çok çaba harcıyorsun. Antibiyotikler reçeteye bağlansın. İşte bazı antibiyotikleri bazı uzmanlık dalı yazmasın diye meslektaşlarımız kırılıyorlar, alınıyorlar, bir şeyler oluyor. Kendi aramızda da kavga dövüş var. Çünkü halk da ona baskı yapıyor. Diyor ki sen ne tür bir doktorsun, antibiyotiksiz beni iyileştirecek misin diye doktor arada kalıyor. Ya uzatsam bu işleri sabaha kadar anlatırım ama benim dişlerim ne için sarı biliyor musun sevgili nesil? Küçükken tetrasiklin kullandınız. Aynen öyle efendim. Ben sigara içmiyorum. Ne güzel. Ne güzel. Ama ne yazık ki antibiyotiğe bağlı yan tesirlerini böyle gösteriyorum insanlara. Belki görürler de derler ki ya biraz daha az kullanalım. Ama benim babam da dahil olmak üzere şu anda Allah iyiliğini versin bir rahatsızlığı var. O felç geçirmeden önce beni Ankara'dan arardı. Başım ağrıdı oğlum derdi. Bu akşam bir alfoksilcik aldım vallahi geçti derdi. Şimdi ne diyeceksin yani Allah aşkına? Yani baban yani anlatabildi mi? Bir alfoksille baş mı ağrısın geçecek? Öyle ama çocukların annesi de size durur böyle bakar. Hadi bir antibiyotik verse bu doktor da ben de kurtulsam. Yani hadi bir antibiyotik vererek kurtulamayacaksın zaten. Yani bu bir virüs. Döküntü dökecek, şu olacak, bu olacak, gelip geçecek. Ama o anneye ikna edene kadar iflahım çıkıyor. Anlatılır gibi değil yani. Çok haklısınız. Çok zor bir durum. Bu erişkinler için de ne yazık ki böyle. Evet, aynen öyle. Nedir bu hastane mikrobu? Bir de kendimize çuvaldızı baktıralım. Galiba hastanelerde de yüksek oranda hasta kötü olmasın acaba
nasıl bir duygudur bu? En fazlasını vereyim. Aslında nasıl? Garanti davranıyor. Ha, garanti. Ama garanti midir o da? Tam tersi. Tam aslında tersi. Tüm hastaları riske eden bir durum. Evet. Yani o hastayı anlık bir çözüm olabilir. Ama orta vadede, uzun vadeden bahsetmiyorum. Orta vadede tüm hastaları riske eden bir şey. Ve bununla mücadele etmek için siz de biliyorsunuz yoğun bakımla ilgili bayağı bir uğraşmamız gerekti. Şöyle, hastanede bulunan, tıpkı bizim vücudumuzda olan gibi bir flora var. Az önce bahsetmiştik, bağırsakta, burunda, cinsel organlarımızda, deride. Hastanenin de böyle bir florası var. Ve bu flora her zaman olacak. Tüm hastanelerde var. Ancak bu floranın dengesini biz hekimler bozuyoruz. Yani sadece size değil efendim, biz çuvaldızı şimdi kendimize de bakıyor iğneyi. Size biraz önce çuvaldızı batırdık ama iğneyi de kendimize de batırmamız lazım. Peki. Her şeyden önce biz bozuyoruz. Gereksiz antibiyotik kullanımından öte yanlış antibiyotik kullanımı söz konusu. Evet. Yani cerrahi öncesi uyguladığımız profilaksinin 7 gün olması gibi bir durumumuzun olabilmesi. Normalde toplamda 2 gün maksimum. Evet. Gibi. Veya hasta adımını yatağına attığı an antibiyotik başlama kavramı gibi. Sebep bilmiyoruz. Evet. Bununla ilgili hem Avrupa'da hem Amerika'da ve diğer gelişmekte olan birçok ülkede, gelişmiş demiyorum, gelişmekte olan da birçok ülkede bununla ilgili stratejiler gelişti. Çünkü bu dünya sağlığını riske eden bir şey. Bu yüzden akılcı antibiyotik kullanımı, rasyonel antibiyotik kullanımı stratejileri diye bir kavram var. Her yıl Avrupa'da en az 3 hafta bununla ilgili konferanslar, seminerler düzenleniyor. Keza Amerika'da bunun sayısı 6'yı bulmuş durumda. Ve buradaki kavram şu. Antibiyotiği kullanmayı bilen hekimler. Kullanmadı. Bu çok açık bir dille ifade edilmiş ve bu sınıflandırdıkları grupta hematologlar, onkologlar. Kan hastalıklar uzmanı, kanser hastalıklar uzmanları. Enfeksiyon hastalıkları. Ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı. Hı hı. Bunun dışındaki hekimlerin yazabileceği antibiyotikler ağızdan kullanım için. Damardan kullanımdaki hiçbir antibiyotiği eczaneden çıkaramazlar. Meslektaşlar kırılacak ama şimdi bize. Yani böyle söylüyoruz ama şimdi muhalefet gelecekler bize. Aynı meslektaşlarımız en azından son 14 yıldır eğitimini tamamlamış gelenler hepsi aynı eğitimden gelerek geldi. Aynı Doğru. düzenden gelerek geldi. Doğru. Aslında 5 yıl önce burada çalışmaya başlayan bir hekim bu durumdan gayet haberdardır. Bunun nasıl olduğunu çok iyi bilmektedir. Çünkü geldiği hangi hastane olursa olsun, ister devlet hastanesi, ister üniversite hastanesi, kesinlikle bu şekilde çalışmakta. Peki böyle yapmadığında zararı daha basitleştirebilir misin bana? Yani ben kullanıyorum garantici bir şekilde, yüksek oranda ona verdim, buna verdim. Bu kanserli hastalar, kan hastalıkları uzmanlarını dışarı alıyorum. X şahıs bir arkadaşım yüksek oranda verdi. Hastasını garantiye alırken orta vadede sorunlara yol açıyor diyorsun. Bu sorunu bana somutlaştırmanı isterim. Yani ölmeyen mikrop terimini kullanmanı istiyorum. Ölmeyen, öldüremediğimiz, yani öldüremediğimiz mikrop diyeyim. Daha doğru olur. Öyle ki antibiyotik, yani antibakteriyel ilaç kalmıyor verebileceğimiz. Evet. Şu an çünkü antibakteriyel icadı azalmış durumda. Elimizdeki grup belli. Belli. Yani elimizdeki silahlar belli. Belli. Ancak belli olmayan şudur, bu silahlara kazanılan dirençler. Evet. Ne kadar direnç kazanılsa ben o kadar artık silahım yok. Evet. Bütün sorunum bundan ibaret aslında. Eğer bu mikrobu ben üretirsem, yani sürekli A antibiyotiğini vermem halinde A'ya dirençli bir bakteri geliştiriyorum. O bakteri yan taraftaki hastayı veya bizzat benim hastamı enfekte ediyor. Tekrar enfekte ediyor. Ve benim artık A ilacım yok. İşe yaramayacak. Peki ben ne yapacağım? Hekim olarak 3 hekim bir araya gelelim. Başlayan hekim, engellemeye çalışan veya arada konsülte etmeye çalışan hekim ve diğer hekim arkadaşlar oturduk bakalım. Biz ne yapalım? Hiçbir İlaç şey. Yok. Hiçbir temel şey. Sorun bu aslında. Ben hastamı tedavi edemeyeceğim. Yani bu alınan tedbiri benim hastamın hayatıyla ödenen bir şey. Ya, öldüremeyeceğiniz bir mikroba yaratıyoruz biz. Kesinlikle. Doğru mu efendim? Evet. Öldüremeyeceğimiz bir bakteriyi yaratıyoruz. Kesinlikle. Hastane ortamında. Ve bu bize dönüp sorunu çözemeyeceğimiz bir noktaya getiriyor. Aynen öyle. Ve hiç de önünü alamazsınız. Başladığı anda durdurma süresi minimum 1,5 aydır. 1,5 ay. Ama o 1,5 ayda hastaneye giren, çıkan, yatan hepsini bulaştırır. Çok hızlı. Bunlar oradan çıkıp eve taşınacak çünkü.
Ya, ben kanserli bir çocuğun Ankara Hacettepe'de böyle dirençli bir vakaya, dirençli bir mikropla bulaştığını gördüğüm için söylüyorum. Çok dramatik. Kesinlikle. Çok dramatik. Hiçbir şekilde elinizde bir şey yok. Kullanamıyorsunuz. Kullanıyorsunuz işe yaramıyor. Kullanıyorsunuz işe yaramıyor. Ve sonuç ne yazık ki uçurumdan aşağı yuvarlanmak oluyor. Son yani, 6 ay içerisinde adada bulunmayan bir takım antibakteriyel ilaçlar vardı. Son 6 ay içerisinde 3 yeni grup ilacı tekrar getirmeye çalıştık. Ve buna rağmen sıkıntı halindeyiz. Enteresan. Onun için hastaneye yatırılıp bir insan antibiyotikte başlanmayabilir yani. Kesinlikle. Yani her hastaneye yatacak eşittir antibiyotik anlamı da taşımayabilir. Kesinlikle. Evet. Bu yüzden hani hekimlerimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Kaldı ki antibakteriyeleri kısıtlı kullanımla da bitmiyor. Hastane içerisinde aslında hastane içerisindeki hastane mikrobunun yayılması için temelde çalışan personel, bizler, hekimler, hemşireler, hasta yakınları ve refakatçiler. Başka kimse sorumlu değil. Evet. Çünkü bakterilerin uçma şekli de bizden kaynaklanıyor. Aynen. Temizlik de önemli, hijyen de önemli, koruma yönleri de önemli, el yıkama da önemli. Tabii sevgili nesil, aslında çok önemli şeyler konuşuyoruz. Çünkü bunlar ülkemizde ne yazık ki mevcut. Ben algıyı da anlatmak istiyorum sana. Bir çocuğun annesine, ciddi bir sorun geçiren bir çocuğun annesine diyorsunuz ki önce şu ilacı başlayacağız. Bu ilaçla kontrol altına alınabilme ihtimali çok yüksek. %97-98. Ama olur da alınamazsa bir güçlü adım atacağız. Bu iş basamak basamak gidiştir. Ve biz çocuk doktorları olarak bile çocukların annelerine basamak basamak gidişi anlatamıyoruz. Diyor ki niçin bekleyeyim ben diyor en son basamağa basamak basamak gideyim. Siz diyor en son dakını verin bana diyor ki anlatabiliyor garanti olayım. İşte benim dişlerde böyle garanti oldu zamanında. Ya keza verdiğiniz yan tesir kişiye ait diş boyarsa ne hala? Ya o aldığı ilaçlar böbreklerini bozar, diyalizlere düşerse o hasta. Kendine de ait sorunları florayı darmadağın ederse ya da daha da kötüsü direnç kazandırıp dönüp tekrar kendisini enfekte ederse. Aslında çok uzun konular bunlar. Şu an diyaliz vakalarımızın, adadaki düzenli diyalize giren vakaların 1/4 birinin aminoglikozit dediğimiz bir antibakteriyel sonucu olduğunu biliyoruz. Enteresan. Ortalama rakam da bu yani şu an. 1/4. Çok yüksek. Evet efendim, antibiyotik kullanırken lütfen dikkatli olun. Kendiniz için, çevreniz için. Evet, biraz da tüberküloza bahsedelim. Verem hastalığı yapılan PPD testiyle taranması okullarda. Tabii bir aşı yapılsın mı yapılmasın mı tartışması. Şu anda tüberküloz bizim ülkemiz için büyük bir risk mi? Yoksa kontrol altında olan bir durum mudur? Kontrol altında olan bir durumdur. Olan bir durumdur. PPD ile taranması nedir, ne amaçla yapılır çalışanlara, okullara? PPD şunu gösterir. Evet. Biz verem bakterisiyle karşılaştık mı, karşılaşmadık mı? Evet. Hasta olup olmadığımızı belirleyen bir test değildir. Değildir. Biz eğer PPD pozitif dediğimizde 15 mililitrenin üzerinde olması gibi bir ölçüm var. Eğer pozitifse biz veremle karşılaştık. Evet. Bunu verir sadece. Çalışanlarda yani bakılması, yani çalışma izinlerinde olsun, toplu yaşam alanlarında bakılmasının nedeni kişinin vücudunda bu vardır, yoktur veya karşılaştı, karşılaşmadı cevabı içindir. PPD'si pozitif birinin bir yere aşaması akciğer filmidir. Aktif enfeksiyonu var mı? Yok. Yok mu diyor. Evet. Buna bakılır. Eğer yoksa evet tüberküloz onda vardır. Bu kadar. Evet. Başka bir verisi yoktur. Bulaştırıcı olduğu dönemlere girebilir mi? Tabii ki. Bu yüzden düzenli kontrolle takip edilen vakalardır. Evet. Aşı bizim için şu anda elzem midir? Yoksa bu yöntem iyi midir şu anda? Bu çok tartışıldı bizim için ülkemizde. Kimi grup dedi aşı yapılmasın, kimi grup dedi yapılsın. Aslında aşının da koruyuculuğu da çok yüksek değil. Bir de öyle bir durum var. Ama küçük ülkelerde PPD ile olan taramanın da başarısı da söyleniyor. Aslında bu çok tartışmalı ama sen burada neredesin bu fikirde? Öncelikle bizde 80'den sonra BCG aşısı, yani tüberküloz aşısı yapılmadı. Evet. Çünkü biz eradike ettik. Yani bizde verem yoktur diye bir söylemle yola çıkıldı. Ancak değişen popülasyon nedeniyle ve nüfusumuzun büyük bir kısmı Türkiye'den buraya geliyor ve Türkiye'de verem endemik, yani salgın boyutundadır. Salgın boyutunda. Buna istinaden hani BCG aşısı yapalım mı sorusuysa koruyuculuğu %0, 80.
O da ayrı konu tabii. Çok büyük tartışma kaldırır. Evet. Peki efendim. Şimdi mevsimsel grip. Hı hı. Nedir bu grip ya? Her gün bir şeyle. Bu yıl zebra gribi gelecekmiş galiba. Bunu yok böyle bir şey. Ben şu anda uydurdum. Kuş gribi, domuz gribi, zebra gribini de ben söyledim. İşin şaka tarafı. Ama bu yıl yine grip gelecek mi efendim? En son 2009'da büyük bir salgın olmuştu. Normalde influenza, yani virüslere bağlı, mevsimsel gribe bağlı salgınlar 3-5 yıl arasında bir tekrarlar. Evet. Bunun 5. yılda olanlar genellikle çok daha şiddetli olur. Çünkü virüs tüm yapılanmasını tamamlamış hale gelir. Evet. Yine 10 yılda bir çok daha büyük gelir. Yapabilir. Yani dünya çapına ulaşan 10 yılda bir olandır. Evet. Pandemi diye geçendir. Biz 2009'da pandemi mi yaptık? O zaman 2019'a kadar biraz rahat mı olacağız diyorsun? Ara salgınlarımız olacak. Ara salgınlarımız olacak. Evet. Ortalama 3 veya 5 yıl içerisinde her zaman bir grip salgını olacaktır. Farklı influenza türleriyle. Anladım. Ama influenza gene influenza olarak kalacak tabii. Evet. Ama siz çok korkar mısınız bu mevsimsel grip salgınlarından? Yani halk çok korktu da. Yani ben tabii ki önlemleri alınması, aşılanması, şunlar bunlar ayrı da. Siz çok endişe eder misiniz böyle bir durumda? Ben grip salgınlarında özel popülasyonu, özel hasta grubunu korumak isterim. Onu korumak isterim. Çünkü daha ağır seyretmiyor aslında. Evet. Yani kuş gribini dışarıda bırakırsa, kuş gribi biraz daha farklı, o daha ağır seyrederdi. Evet. Ancak domuz gribi için bunu söyleyemezdik. Evet. Yani çok ağır seyreder. Hayır. Herkes de aynı. Ama ne yazık ki altta yatan hastalığı olanlarda, bağışıklık sistemi yetersiz olan bireylerde, evet, onları korumak zorundayız. Mesela bunlar yine diyabet. Şeker hastaları. Çok önemli diyabet efendim. Diyabeti kontrol altında tutun Allah aşkına lütfen. Her gün şu tatlıları yemeyin bakayım. Yani yiyorlar ben biliyorum. Yani beni izleyenler bir sürü bir kanallar var bizde istihbarat aldığım. Birçok yerden ve köyden biz geziyoruz. Tamam, o da gözlüklü doktor söylüyor ama diyorlar biz gene diyor lokmayı yedik diyor efendim. Yani yapacak bir şey yok ama lütfen yemeyin. Diyabet öyle bir anda yiyip geçerek bir şey değildir. Yani ilacınızı tam kullanın, diyetinizi tam yapın. Ama devamlı bir hastalıktır. Tansiyon da öyle. Yani bugün tuzu eker yerim, ilacımı kullanırım. Bu böyle bir mana olmaz. Böyle bir hastalık grubu da olmaz. Peki seni dinliyoruz. Diyabet dedin. Şeker hastaları, evet. Özellikle bizim ülkemizde romatizmal hastalıklarda çok sık kullanıyoruz. Steroid, evet, kortizon, kullanan bireyler, her ne sebeple olursa olsun. Evet. Kemoterapi alan kanser hastalarımız, yine kemik iliğini baskılayacak başka ilaç kullanımları söz konusuysa, yani bağışıklık hücrelerini yıkan ilaçları kullanma söz konusu. Ülseratif kolitler de bunlardan, Crohn'lar da bunlardan, romatizmanın diğer gruplarda, alerjinin büyük hastalıkları da alerjilerden. Kesinlikle. AIDS hastaları yine bunların içerisinde. Değil. 65 yaş üzeri bireylerde özellikle fiziksel yapıları düşkün olacağı için mutlaka korunmaları gerekir. Astımları olanlar, bunları özellikle grip için sayıyorum. Evet. Astım için kronik obstrüktif akciğer hastaları, KOAH hastaları için önemli. Yine bilinen kronik akciğer hastalıkları için kesinlikle bu bireylerin grip döneminde aşılanmaları gerekir. Çok önemli. Pnömokok aşısını mutlaka düzenli yaptırması gerekir. Çünkü bu bireylerde bu virüs en hafif şekliyle, yani illa domuz gribi değil, mevsimsel grip bile öldürücü seyredebiliyor. Çok enteresan. Mevsimsel grip bile öldürücü seyredebiliyor. Efendim dikkatli olalım. O hastalarımız muhakkak aşılansın, doktorlarına yakın dursunlar, kendilerine iyi baksınlar, üşütmesinler. Peki, aslında konuşmaktan korktuğumuz, çekindiğimiz bir konuyu soracağım sana. Cinsel hastalıklar bizim ülkemizde, cinsel yolla bulaşılan hastalıklar çok fazla mıdır? Var mıdır? Kontrollü bir gece hayatımızın olduğuna inanmayan bir kişi olarak ben bunları söylüyorum. %60'lara varan ayrılıklar var ülkemizde. Çocuklar bitap kalıyor sokaklarda. Neticede annenin elinde, babanın elinde dolaşıp duruyor. Biz de hayatımızı yaşıyoruz demesi var. Sonra bu hayatın yaşamasının faturası çocuğa çıkıyor. Ama sağlıklarında da kendilerine de çıkıyor. Ya da gidip alıp eşine veya partnerine taşıyor. Neler oluyor bu cinsel yolla bulaşılan hastalıklar efendim? Ben senden dinleyeyim. Öncelikle ülkemizin nüfusuna göre oran evet çok fazla. Evet. Öncelikle bu net artık rakamsal olarak da aşağı yukarı biliniyor durumda. Bizde şu an en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalık bel soğukluğu ve hepatit. Gonore ve hepatit. Hı hı. Son derece sık. Onun dışında kadınlarda bakteriyel vajinozis
çok fazla sık görüyoruz. Çok nadir de olsa bizi şaşırtan en azından şu an trikomonas çok sık görmeye başladık. Parazit bu hocam. Hı hı. Parazitler bir cinsel yola bulaşan hastalık. Onun dışında HPV. Ama ne? Servis kanseri yapıyor efendim. Kondilom çok yaygın. Özellikle çok erkeklerde beklenmedik boyutta çok yaygın. Yani adam alıyor papilloma virüsü. Hı hı. Oradan buradan gece geziyor. Sonra gelip eşine, bilmeyen zavallı bir insana, bu haberi yok zaten öyle bir şey olduğunu, götürüp bunu ekiyor. Doğru mu? Bir zinciri bir daha uzatıp evdeki cinsel aktif olmaya başladığı andaki kız çocuğuna da. Maşallah. Sadece eşine değil, kızına da bir şey olmasa bile aralarında aynen, tuvalet yoluyla, değil mi? Aynen. Havlu yoluyla ona da aktarıyor. Aferin size. Gezin geceleri bakalım neler olurmuş. Yani sonra da sadece eşte kalmıyor. Sadece eşte kalmıyor. HPV için özellikle. HPV için. Sonra da serviks kanseri hortladı diye ortalarda koşuyoruz. Rahim ağzı kanserinin bu kadar artmasının temel nedeni, özellikle adamımızda artmasının temel nedenlerinden bu olduğunu düşünüyoruz zaten. Of. Evet. Kulağımıza küpe. Büyük küpelerden olsun. Hı hı. Evet. Bunlardan tabii aşılar falan var. Kız çocuklarını önlemek şu adına. Şu an aşı takvimine girdi. Girdi evet. Aslında yani genel ülke politikası olarak şunu bir kabullenmemiz lazım. Çocuk aşı takvimi ve erişkin aşı takvimi. Evet. Şu an dünyada uygulanan şekliyle. Evet. Bunu bir yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü HPV için evet cinsel aktif olduktan hemen sonra yapılması öneriliyor. Çünkü gecikilmesi halinde zaten HPV kendi kolonize olacaktır. Bitti. Babası veya bir başka yerinin kaynakla çok önemli hiçbir değil. Hiçbir şey değil. O yüzden yani öncesinde yakalamak veya önemli. Cinsel aktiviten öncesi yapılması lazım. Hı hı. Ki biz bunu öneriyoruz. Ve insanların tek partnerli olsunlar. Bu gece hayatlarına tabii da ki bir miktar blok koysunlar, korunsunlar. Hani bel soğukluğu sizin görebildiğiniz bir hastalık ama veya çok sık ortaya çıkan bir hastalık. Belki antibiyotiklerle tedavisi de kolay yapılabilir gibi düşünür insanlar. Hı hı. Ama bir serviks kanseri yapan human papilloma virüs, senin de şu anda söylediğin gibi bir baba sadece eşine değil kızına da arada bir cinsel münasebet olması gereksiz. Evet. Havlusundan, yatağından, tuvaletinden bulaştırabiliyor. Baba kızına satıyor böyle bir şey. Aynen. Daha cinsel aktif olmayan çocuğuna satıyor. Aynen öyle. Ayıp. Bu anlamda çok riskli aslında. Evet. Ve bununla ilgili korunma yöntemlerini bilmek veya uygulamanın yetersiz kaldığı durumlardayız. Hani gonore için az önce basit tedavi ediyoruz dediğiniz, şu an dirençli vakalarımız var. Yalnız tatlı. Benim takip ettiğim 6 vakam var ki 4. 5. kürlerindeyiz. Peki soru soracağım size. Tabii de hepatit dedin. Hepatit daha da kötü. Hepatit B yani siroz ediyor. Kanser. Aşısını yapılabilir, şu olabilir, bu olabilir ama yani bir de kansere kadar giden bir yol var. Ben şöyle söylüyorum. Tabii bu aşamalar gelmeden önce korunmalı cinsel aktivite %100 korur mu? Bilmediğiniz bir part. Çok bunu duymak istiyorum. Bir daha söyler misiniz? Yani ben korunarak gece hayatımı yaparım demek. Kesinlikle %100 korur diye bir cümle söz konusu değil. Değil. Mümkün değil yani. Bilmediğiniz, ne olduğu bilinmeyen bir kişiyle olacak cinsel aktivitede bu riski alacaksınız arkadaş. İstediğiniz kadar korunaklı çıkın. Risk de %5'in üzerindedir, belirtelim mi? Risk de %5'in üstündedir. Her türlü daha korunmayarak. Daha önceki yıllarda %1'di. Evet. %5'in üzerindeyiz şu an. Her türlü korunma kesinlikle etkeni kullanıldığı zaman. Bittiniz efendim. Gece hayatına gidenlerin kulağına küp olsun. %5. Çok önemli. Ve getirip kızına da satıyorsun. Evet. Evet. Ben başka bir şey söylemiyorum efendim. Hepatit virüsü nedir? Şimdi çok az bir süremiz kaldı. Biz çok konuştuk. 19.39 oldu. Onun için iki konuyu daha seninle bitirelim. Ve bu gece çok güzel oldu sevgili Nesli. Seninle çok sık yapalım bu programları. Aslında sevgili haber masası bunları alsın ve yayınlasın bakın. Sevgili Nesli neler söyledi burada? Çünkü çok güzel şeyler söyledi. Bunlar böyle çekin ve yayınlayın. Hatta her gün yayınlayın. Bence çok gerekli. Çünkü toplumumuzun buna ihtiyacı var. Ben ona inanıyorum. İnşallah peki, faydalı oluruz. Olacak, olmalı. Biz 100 kez söyleyeceğiz. Biri bile kalsa en azından o bir, yarın 2 olacak, 3 olacak. Ne kadar önemli bir şey. Artık antibiyotikler, ben ilk geldiğimde ülkede antibiyotik kullanımı hoyratça oluyor dedim. Herkes bana baktı. Şimdi bakmıyor artık, herkes soruyor. Neden bana antibiyotik verildi diye. Ne kadar güzel bir şey. Başlıyor, başlamalı. Bizim görevimiz de bu. En azından bilinecek ki gece hayatına giden bir erkek çocuk varsa anne gitsin eğlensin gece diye yolladığı çocuğun istediği kadar koruyucu
eleman kullansın, koruyucu yöntem kullansın, %5 ihtimalle hasta olacak ve gelip kendi kız kardeşine veya annesine bile cinsel münasebet olmasa bile satacak. Kesinlikle. Ben hastalarıma bu %5'i şöyle açıklıyorum. 100 ilişkiye girdiğinizde mutlaka 5 tanesinden hastalık alacaksınız. Aynı kişi veya farklı kişi çok fark etmeyecek. Çünkü karşı tarafın çok partnerli olması bitti. Yeterli. Karşı. Sizin hep aynı kişi olmasını bir anlamı yok aslında. Hep aynı kişi olması anlamı yok. Yani karşıdaki kişinin çok partnerli olması. Kadın burada, yani gerçekten kadının ismi yok bu durumda. Yani erkeğin yaptığı hatayı kadın ödüyor ne yazık kesinlikle. Ki. Veya bir evdeki bir erkek çocuğunun yaptığı hatayı anne ödeyecek, kız çocuğu ödeyecek. Aynen. Günah ya. Başka söyleyecek bir şey fazlasıyla yok. Kötü. Evet, hepatit mikrobu ne diyorsun, hepatit virüsü? Çok salgınlıdır bizde. Hepatit yok, bizde aslında salgın boyutunda değil. Evet. Aşılama bizde çok iyi yapılmış. Çok iyi. Bu çok iyi yani. Hepatit A ve hepatit B için gayet iyi durumdayız. Aşılanmamış bireylerde ise şu an iki yolla, ya cinsel yolla hepatit B'ye yakalanıyorlar. Bir de kan yoluyla dediğimiz, ancak bu işte ortak jilet kullanımı, diş tedavileri sonrasında veya kan transfüzyonları sonrasında ortak enjektör kullanımı, ki bu huzur evlerinde sadece şu kan şekeri bakarken bakma cihazı. Evet. Onu da değiştirmeler lazım her defasında. Yani tedbirler alanında çok rahat önleyebilecekleri. Evet. Hepatit C içinse ne yazık ki herhangi bir tedbirimiz yok. Aşı da yok. Aşı yok. Bulana Nobel vereceklerini biliyoruz. Evet. Hepatit C'de aşı yok. Yok. Hepatit C iğrenç bir virüs. Kesin. Kan yoluyla bulaşır. Cinsel yolla bulaşır mı? Çok nadir. Çok nadir. Hı-hı. Ama neticede çok tehlikeli bir virüs. Bulaştığı zaman %20 siroza çeviriyor. Aman. Yine %10 ile 20 arasında kansere dönüşüyor ve kronik olacağınız %70. Koruma şansımız var mı bu virüsten? Kan yoluyla bulaştığı için ortak şey kullanmak. Ortak jilet, ortak enjektör, ortak bıçak. Yani çok fazla adetlerimiz olduğu için kan kardeş olmak gibi. Bu da enteresan. Bunlar, veya kuaförler yani, veya berberler, manikür, pedikür, bunlara dikkat etsin insanlar. Güzel bir ortak şekilde. Ortak diş fırçası. Ortak diş fırçası. Güzel bir yere gidiyorlar ama o yerden kaptıkları şeye bak. O çok tatsız bir durum. Peki, bu da enteresan. Son sorumuz efendim. AIDS hastalığı. Ülkemizdeki durum var mıdır? Evet. Vardır. Ülkemizde takip ettiğimiz ortalamaya baktığımızda 30'un üzerinde bizim burada takibini sürdürdüğümüz 30 var. Tane hastamız var. Bunun dışında yurt dışında, özellikle Türkiye'de takiplerinin devam etmesi gereken hastalarımız var ve bu rakam oldukça fazla aslında. Öyle mi? Yani nüfusa göre oranladığımızda fazla. Yani 70 milyonluk bir nüfusta 1 milyon çok değildir ama evet. 300 bin kişilik bir yerde 150 fazla. Evet. Çünkü bu hastalık için normal insidansın üzeri. Aşağı yukarı 150 vakamız var yani aktif diyorsun. Topluma. Bu çok zor bir durum. AIDS başka bir yolla bulaşır mı? Yani cinsel yol. Cinsel yol dışında tıpkı hepatit C gibi kan yoluyla çok rahatlıkla bulaşır. Anneden bebeğe plasenta yoluyla ulaşabiliyor. Bu anlamda annelerin o dönemdeki, yani çünkü ne yazık ki kadınlar bu hastalığı aldıklarında eşlerinden veya partnerlerinden farkında olmadan hamile kalmış da olabiliyorlar. Yazık. Ve hani bahsettiğim çocuğa geçme şeklinin en dramatik örnekleri aslında AIDS. Evet. Ve bu anlamda hani çok daha uyarıcı davranmak gerekiyor bireylere. AIDS'ten hani korunmak için sadece prezervatif kullanımının yetersiz olduğunun mutlaka bilinmesi gerekiyor. Çünkü bizim adamızda şu an kayıt dışı çok fazla birey olduğu için gerek güneyden kuzeye geçişler, kuzeyden güneye geçişler. Yine kimin eli kimin cebinde belli değil efendim. Bunu buradan rahat söyleyebiliyorum ben. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ama ne yazık ki bunlar sonuçta kayıtsız kuyutsuz bir sürü hastalığı getiriyor insanlara. Ve AIDS hastalığı da tabii ki kan yoluyla bulaşmak, şu andaki teknolojilerle kan bankaları son derece güzel çalışıyorlar. Yani daha düşük bir ihtimal var mıdır? Var da belki çok düşük bir ihtimal. Kuaförden şuradan buradan almaları da şu andaki hijyen düşük. Şartları çok güzel olduğu için çok düşük. Ama cinsel yol çok yüksek. Çünkü neticede hoyratça, gizlice yapılıyor veya bilinmeden yapılıyor. Bir de ben korundum deniyor. İşte prezervatif taktım, korundum. Ne human papilloma virüse ne de diğer bulaşıcı hastalıklara bu şekildeki bir koruma faktörü %100 değil. Şöyle örneklemeyi tercih ediyorum ben.
Hastanede eldiven kullanıyoruz. Evet. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi yıkamaktan bahsediyoruz birbirimize. Aynen öyle. Eldiveni çıkarmadan, eldiveni çıkarıp da elini yıkamadığı zaman bu gene hastalık taşınabiliyor efendim. Eldiven her şeyin çözümü değil. Evet sevgili Nasip, ben çok teşekkür ederim. Bu akşam çok daha böyle detaylı ve çok daha güzel yönleriyle bize açıkladın. Rakamlar verdin. Sevgili haber masası buradan bilgiler alsın ve haberlere koysun, göstersin. Lütfen kontrolsüz hayat yaşamayalım. Hele ki bir babanın veya bir abinin dışarı çıkıp hayatını kontrolsüz yaşadığında eve gelip annesine ve kız kardeşine, babanın kendi kızına ve tabii ki eşine bunları aktarabileceğini söyledin. Cinsel münasebet olmasa bile dedin, çok tehlikeli şeyler yaşanıyor. Yani sadece siz kendiniz bir suç işlemekle kalmıyorsunuz, bir başkasını da ortak ediyorsunuz ve o günahsız yere bu sorunun içine giriyor. Evet sevgili Nesil, etkiledin bizi efendim. Bu akşam güzel bilgiler verdin. Buradan da bütün insanlarımıza küpe taktık, gereksiz antibiyotik kullanımından başlayarak. Ben çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkürler. Bu akşam burada oldun, bizlerle birlikte oldun. Yine ileriki programlarda yine görüşeceğiz efendim. Evet sevgili izleyiciler. Ben teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam çok değişik, çok güzel bir program oldu ve çok güzel ve çarpıcı şeyler söyledik. Aman hayatınıza dikkat edin efendim. Küçücük bir nebze, tatlı bir lokma için bütün yemek sofrasını mundarlamayın lütfen. Çünkü mundarladığınız sizin sofranız. Bunu hiç akıldan çıkarmayın efendim. Evet, gereksiz antibiyotik de kullanmayın dedik. Doktorlarınıza danışın dedik. Onların yanında durun dedik. Ve biz doktorlara da biraz iğne batırdık. Reçetesiz doktor, kötü doktor demek değildir dedik. Onlara da buradan gönderme yaptık. İlaçlarımızı ve tıbbi müdahalelerimizi koruyalım efendim. Dirençli mikroplar, dirençli bakteriler yaratmayalım. Kendimizi de koruyalım, ailelerimizi de koruyalım. Bulaşıcı hastalıklar her an yanımızda. Efendim sizlere sağlık dolu, huzur dolu ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta bu ekranlarda eğer Allah nasip ederse Sayın Bakanımız bizlerle birlikte olacak. Sağlık sistemleriyle ilgili görüşlerini, saptamalarını ve planlarını soracağız. Kendileriyle konuşmaya çalışacağız. Ben politikaya çok girmeden konuşmaya çalışacağım. Daha farklı bir program olacak. Evet, bizlerden ayrılmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları efendim.